Evet, galiba yayına geçtim. Herkese iyi akşamlar. Niyeyse 2023'ten çok zor kayıt alabiliyorum. Modern günümüz oyunlarından biri olmasına rağmen niye böyle oldu hiç bilemedim. Belki kullandığı programla ilgili olabilir. Şimdi FIFA 23 benim için önemli bir oyun. Neden önemli? FIFA serisi 90'lı yılların ortalarında hayatımıza giriyor. Daha sonra bence FIFA 2000'le bir maksimum yaşıyor. İlerleyen yıllarda teknolojinin gelişmesi ve oyun motorlarının sürekli güncellenmesi vesilesiyle her zaman daha iyi grafikli FIFA'lar ortaya çıkıyor. Piyasaya sürülüyor ve oyun severlerin beğenisine sunuluyor. Lakin beraberinde gelen rakipler de söz konusu olduğu için 2000'li yılların ortalarında FIFA biraz gözden düşüyor. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam 2013 versiyonu gayet beğenmiştim. Daha sonra 2017 versiyonu benim için iyiydi. Ve ondan sonra da bu 2023 versiyonu çok beğendim açıkçası. Bunun sebebi futbol aksiyonunun oyuna iyi yedirilmiş olması. Mesela eski FIFA'larda bazı hisleriniz olurdu. Topa vurduğunuz zaman topun dışarı çıkacağını veya gol olacağını önceden anlardınız. Mesela sizin takımınız 3-0 yeniyorsa rakip takım bir şekilde skoru 3-1'e getirirdi. Veya siz 3-0 mağlupseniz bir şekilde saçma sapan bir gol atıp 3-1 yapardınız. Yani böyle bir çizgisellik oyuna dahil ediliyor ve maçın belki de işte 7-0, 8-0 bitmesi engellenilmeye çalışılıyordu. Ve bunu oyuncu hissettiği zaman oyundan aldığı zevk düşüyordu. Bu oyunda açıkçası bunu çok hissetmedim. Yani topa vurduğum zaman bu gol olur mu olmaz mı çok anlayamıyorum. Bu tabii çok iyi bir şey ve oyun severe heyecan veren, oyuna heyecan katan bir şey. Ne diyebilirim? Sanki bu çizgisellik bu oyunda çok yok. Ve bu çizgiselliğin olmaması olayı tamamen tahmin dışı olayların gelişmesi gerçekten oyun zevkini artırıyor. Onun için FIFA 2023 bende çok okey oyunlardan birisi. Biraz da arcade tuzu ekilmiş oyuna. Dolayısıyla ağır simülasyon ama birazcık da arcade faktörü söz konusu. Ben çok beğendiğim bir FIFA oyunu olduğunu söylemeliyim. En beğendiğim FIFA oyunu değil belki ama yani ilk 5'e girer. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir santra diyelim. Maalesef bir şey de anlatacağım size. Şimdi ben bir yolunu bulup oyunu tekrar oynuyorum ama oyunu en pahalı halindeyken ben satın aldım Steam üzerinden. Daha sonra EA Application uygulamasını indirmeniz ve oraya üye olmanızı zorunlu kılıyor. İndirdim, üye oldum. O hesabım benim hacklenmiş. Hacklenince de oyuna giremiyorum. Oyuna giremiyorum. İşte EA'nın sitesinden yardım istiyorum. Kimse oralı olmuyor falan. Yani böyle de bir şikayetim var. Yani zamanında belki 1.000 lira, 2.000 lira vererek aldığım oyunu adamlar bana oynatmıyor. Bunu da size söyleyeyim yani. Şimdi hangi ligler var diye bir bakasım var tabii. Türkiye Ligi tabii ki boylu boyunca yerinde. Uluslararası takımlar var. Amerika Ligi, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, diğer takımlar başlıklı bir seçenek. Fransa, Hindistan Ligi, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kore, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Suudi Arabistan, tekrar Türkiye. Ya yani olacak iş değil gerçekten. Ciddi anlamda oyunda inanılmaz ligler lisanslı bir şekilde mevcut. Tabii ki FIFA'ların en büyük artısı da budur. Tamam, Trabzonspor'u alalım. Bu arada bizim sadece birinci lig var ama İngiltere, İtalya vesaire onların ikinci ligleri de söz konusu. Rakip olarak da Giresunspor olabilir. Profesyonel zorlukta oynuyorum.
her zaman FIFA'ları bu zorlukta oynamayı uygun görüyorum diyelim. Biraz daha işte heyecanlı geçiyor maçlar. Oynaması zevkli oluyor. San Siro çok iyi, uygun benim için. Doğal çim veya yapay çim seçenekleri var. İnanılır gibi değil. Saha modelinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Saha aşınması, saha rengini değiştirebilirsiniz. Ve en önemli seçenek bence bu top olayı. Bu arada kare filelerinin rengine kadar değiştirebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şu top olayı da benim ayrı bir şeyim, zevkim, ilgi alanım diyeyim. Yani farklı farklı marka toplarla oynamayı seviyorum. Bakıyorum şöyle. Aa, ne güzel yani. Bakın, Premier Lig toplarından biriymiş. Onu da aldım. Takım yönetimi dedim. Ben genelde takım seçimini bilgisayara bırakıyorum. Gomez var. Trezeguet. Abdülkadir Ömür. Bakasetas. Ünü var. Elmalı. Hugo. Siopis. Bartra. Larsen. Ve kaleci de Uğurcan Çakır. Evet. Hamsik yedek. Neyse, onu daha sonra oyuna alırız diyelim. Ve şöyle bir maça geçelim. Oyunumuzun aslında inanılmaz iyi müzikleri var. Ama maalesef bu telif hakkı muhabbetine o kadar canım yanıyor ki, yani videoyu tekrar silmek, baştan yüklemek zorunda kalıyorum. Onun için komple sesleri sildim arkadaşlar. Neticede oynadığım oyun FIFA 2023, yani hani kim bilmiyor. Euro 2024'ün olduğu bu günlerde. Zaten kanalın futbol oyunu ağırlıklı ama özellikle bugünlerde daha da bir futbol oyunlarına ağırlık vermiş olalım. Derek Rea ve Stewart Robson maç anlatımında bugün bize yardımcı olacaklarmış. İkisini de çok severim. Asla John Watson'ın yerini tutmasalar da gayet iyi spiker ve yorumcular. Gördüğünüz gibi bayan hakem var. Oyunda çok denk geliyor. Oyunun grafiklerini görmeniz için ilk başta buraları geçmiyorum. Yani ne kadar iyi, ne kadar gerçekçi bir fikir sahibi olduğunu istiyorum. Gayet birinci ligin atmosferi oyuna yansıtılmış gibi duruyor. Kadroları tabii 2023 senelerin kadroları. Daha ben FC 2024'de almadım. Çünkü dediğim gibi bir problemim var uygulamayla ilgili, AI application'la ilgili. Onu hallettikten sonra bir de indirime girerse almayı planlıyorum. Giresunspor'da da 2023'ün, çok ben bilmiyorum tabii Giresunspor'un kadrosunu açıkçası, ama yabancı olmayan isimler var diyeyim. Dolayısıyla gayet gayet de lisanslı gözüküyor. Evet, sporcuların formaları, ayakkabıları gerçekten görsel bir şov yaşatıyor oyun bize. Keza oynanabilirlikte de zevk alınca FIFA 2023 benim için klasikler arasına girmeye hak kazanıyor. Evet, şöyle bir başladık. Hadi bakalım. Güzel paslaşmalarla hafiften çaktırmadan rakip kaleye doğru. Evet, maalesef çok iyi savunma yapabildiğim bir oyun değil. Özellikle FIFA 2023. Yok ya, bir şey olmaz. Evet, gayet kötü bir şut. Evet, paslaşarak kullanıyorum. Yavaş yavaş şöyle rakip yarı alana sızıyorum.
Abdülkadir Ömür. Boşu gördüm. Aa, geçmedi. Çok iyi kesti. Evet, maalesef çok ciddi bir pozisyon verdim ceza sahası içerisinde. Alışacağım herhalde, daha alışamadım. Hani FIFA'nın kontrolleri böyledir, biraz zaman ister. Bir iki maç sonra ancak alışırsınız. Ne kadar profesyonel olsanız da. Evet, neyse bizim takım bir çoğalmıyor ileride. Baskıyı kurdu rakip takım bize karşı. Eyvah, hiç de istemediğim bir olay oldu ama Allah'tan dışarı attı. Sağ olsun. Evet, bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Vay be, heriflere helal olsun yani. Ne oldu? Offside verdi. Tabii. Tabii tabii. Çok, ama abi faul yani. Evet. Geçmedi. Olsun. İyi vurur mu? İyi vurur. Vurdurmadılar. İyi vurur. Vurdurmadı. Bir şey yok, bir şey yok, hadi. Aa, bir de kart verdi. Ama itirazdan dolayı zannediyorum rakip takıma verdi kartı. Enteresan, güzel olmuş. Faul yapınca belki de ata önlemekten dolayı bana mı verdi diye düşünmüştüm ama zannedersem itirazdan dolayı rakibe vermiş. Çok güzel detaylar bunlar, tatlı işler yani. Evet. Güzel. Şimdi bir orta... Haydi. Yaparsın oğlum. Yaptın. Var mı kimse? Yok. Peki. Versin oraya. Versin. Koş koş. Kim var ki? Kime atıyorsun? Evet. Uğurcan. Hemen topu rakip alana taşıdık ama gene rakipte kaldı. Evet, tehlikeli geldiler. Evet. Vur kafayı, uzaklaştır. Bizden çıksın da. Evet, güzel. Döndüm orada. Kimse var mı? Var ama alabilecek mi? Aldı. Koş oğlum. Aa, çok güzel oraya girdi. Evet. Yani çok baskılı oynayamıyorum ama genelde gülen tarafta ben oluyorum maçın sonunda. Onu da söyleyeyim. Birazcık pozisyon verebiliyoruz her zaman. Türk olduğumuz için savunmamız yok. Ama hücumda yer yer girdiğimiz pozisyonları iyi değerlendirebiliyorum. Tabii ki önemli olanı skor olduğu bir sporda. Bu çok önemli. Evet, aldık önümüze o. Evet, bir savaş var orada. Trezeguet aldı şimdi. Açtım topu ama şöyle bir çalım. Pozisyon iyi ve topu al orada, gol. Trezeguet şu dakika bir gol bir değil ama şut bir gol bir. Evet, güzel bir gol sevinciyle beraber. Umarım koruruz veya gerisini atarız. Evet, şurada güzel rakibin önüne geçti. Gol beklentisi 4'te 1, 0.24. Çok da düşük değilmiş. Hiç de kötü bir vuruş gelmedi zaten. Ve 1-0 öndeyiz.
Salam. On the offensive. Evet. Güzel bir müdahale. Hemen bir hızlı hücum denemesi. Kanada çok güzel yolladık. Bakalım oradan bir şey çıkartabilecek miyim? Şöyle bir boşa doğru al önüne. Gene Trezeguet iyi vurur. İkinci gol. İşte bu. İşte futbol bu. Çok koşmaya falan gerek yok. Yani boşu bulacaksın. Gördüğünüz gibi ikinci şut, ikinci gol. Trezeguet'in de şutu iyi şimdi. Allah'a var. Topun rengi güzel. Fileler güzel. Atmosfer güzel. Kalecin kapattığı köşeden sert bir vuruş. Durum 2-0. Evet. Oo, ver kartı hoca. Ver kartı. Ver 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 ver. Evet, bu da kart vermiyorsa, heh, neyse verdi. Bakın tekrar izleyelim yani, topla hiç alakası yok. Oyunda açıp kapatabiliyorsunuz opsiyon olarak ama el olup olmaması seçeneği var. Bazı ceza sahası içinde oyuncular genellikle ellerini arkaya bağlıyorlar yapılan ortalarda falan ama bazen de ellerine çarpabiliyor top. Bu ise maalesef penaltıya sebep oluyor ve çok sinir bozucu bir durum olabiliyor eğer sizin aleyhinize gelişiyorsa özellikle. Evet. Özetleri. İlk yarının özetlerini geçiyorum. Maçın sonunda icabında izleriz. İkinci yarıya başlıyoruz. Evet, iyi bir şut. İyi bir şut. Power shoot dediğimiz olay bu. R1 tuşuna basarken şuta basıyorsunuz ve biraz mesafe alıp sert bir şut çıkartabiliyor sporcu. Tabii yeteneği çok önemli. Gol olması için. Evet, sanki biraz bizim takım kısa kaldı. Giresunlular bayağı bir fizikli gözüküyor. Eyvah, eyvah. Büyük hata. Ayda. Neyse. Kurtardık. Harika. Harika sıyrıldı. Geçtim. Gidiyorum. Gomez açı daraldı iyice. Kaleci. Tam böyle gol olması gereken bir pozisyondu. Muhteşem geldim ama iyi değerlendiremedim. Bir de sol ayağına geldi. Elif sağlak herhalde. O çok önemli. Hangi ayakla topa vurdu? Ben denk getiremedim. Şimdi duran top taktiği kullanalım. Yakın direğe koşun diyeyim. Şöyle yakın direğe de yollayayım topu. Geldi oradan kafa aslında. Kafa dışarı. Oradan gol olmaz zaten. Hele FIFA'larda hiç olmaz. Çok güzel. Karşıladık topu. Evet. İyi geldiler. Balic. Bizde. Sakin. Sakin. Tamam. Sakin. Hop. Hoca yeter ama ya. At hoca şunu artık ya. Bu kadar. Hadi canım, 10 kişi. Yani hiç topla alakası yok. Kasetas. Alıyor bir daha.
Yok, koştu boşa. Şimdi aldı. İyi bir orta gol getirir. Pas geldi. İyi girdiler araya. Oradan iyi vurur. Vuramadık. Yerim pavuşur denedim ama kötü bir vuruş geldi. Tekrar izleyelim. Kontrol çok iyi. Vuruş kötü. Evet, avantaja bıraktı hakem. Yoksa faul yaptık orada. Evet, güzel yer. O güzel paslaşmalar. Şut biraz zayıf. Uğurcan, hiç acelemiz yok. Ver topu şöyle. O atan yönünü değiştirelim. Ver böyle. Tamam. Ha. Offside mi? Ondan korkuyordum. Evet. 10 kişiler ve ilk oyuncu değişiklikleri. Dakika 66. Savicevic oyundaymış. Mejia oyundan çıkmış. Evet, top bizde. Bizde oğlum. Hiç şey yapma. Faul yaptı. Biz mi yaptık faulü? Allah Allah. Çok güzel. Evet, şimdi bir kontra atak şansı olabilir. Hadi Trezeguet. Oo, güzel. Yerinde müdahale dedikleri böyle bir şey. Neyse, atak devam ediyor. 2-0 öndeyiz. Hiç panik yapmayın. Tamam. Böyle birazcık al gülüm, ver gülüm. Victor Hugo. Öyle bir şovumu da yaparım. Biraz yoralım rakibi. Bak bak bak. Yine faul yaptı bize. Eren oraya girdi. Müthiş geldi. Şut zayıf. Biraz koşunca sporcu gücünü kaybediyor tabii. Ve çok etkili bir vuruş gelmiyor. Tabii gayet gerçekçi bir durum olduğunu söyleyelim. Victor Hugo araya girdi. Nispeten uzun diyebileceğimiz bir oynayış derken, evet, Hamsik o zaman Trabzon'daydı. Herhalde şimdi yok. Oyuna dahil ettik. Belki de sene 2023. 5 tane oyuncu değiştirme hakkım var. Hamsik de iyidir yani. Böyle kolay kolay da top kaybetmez dediğimiz anda çok kritik bir top kaybı. Onun için çok da sporcuya güvenmemek lazım demek ki. Victor Hugo gene araya girdi. İyi yere hop. Top kontrolü iyi. Kaleciye döndük. Evet, top gene bizde. Güzel. Şöyle bir pas. Ah, ben de. Hadi Eren, gir içeri. Gir içeri. Abi ne kötü şut çekiyor çocuk ya. Bayağı da müsaitti yani. Bir oyuncu değişikliği daha yaptık. Dakika 85. Gibamin oyunda. Abdülkadir Ömür yerine. Rakip 10 kişi. Tekrar hatırlatalım. Aldık onu. Aferin Hamsik. Ver topu. Gidiyoruz. Of of of. İyi geldi o da. İyi bir savunma. Çok güzel döndü. Hamsik iyi vurur. Korner. Yakın direğe koş dedim. Az bastım ki yakın direğe koşsun ama kimse yok yakın direkte. Güzel yere. Hamsik. Bizde. Tamam.
Evet. Ve maç bitti. Çok zorlanmadan 10 kişi kalan rakip karşısında Trabzonspor'la 2-0'lık bir galibiyet söz konusu. Gördüğünüz gibi gayet eğlenceli, eğlenerek oynadık. Tabii ki de aşırı gerçekçi. Maçın kahramanı 2 şut 2 golle Trezeguet. Evet, 6. dakikada böyle bir şutları vardı. Gayet etkisiz. Onuncu dakikada gene ciddi bir pozisyona girdiler. Kaleci Uğurcan Çakır görev başında. Kapattı köşeden. Gol yemem diyor. 15. dakika yine çok ciddi bir pozisyon. Karşı karşıya. Dışarı vurdu. Neredeyse penaltı noktasından. 38. dakikada biz geliyoruz. Trezeguet açısı dar, şutu iyi. Kalecinin şaşkın bakışları. Ve 44. dakika gene Trezeguet, gene aynı yer. Demin sol ayaklaydı, şimdi sağ ayakla. Enfes bir vuruş. Giresunspor gene bir iki cılız denemesi var. Kalecinin üstüne gelen bir top aslında. Evet, burada bizim bayağı net bir pozisyonumuz var aslında. Ama kaleci başarılı. Evet, çift ayak dalma. Ve ikinci sarı kartı 59. dakikada. Dakika 86. Burada Eren Elmacı'ydı herhalde. Çok iyi geldik. Maalesef şut çok kötü çıktı. Ve bu şekilde maç bitti. Şimdi uluslararası bir maç yapalım. Almanya'yı alabilirim. Rakip de Romanya olsun. Romanya Euro 2024'ünde sürpriz takımlarından birisi. Çok çok iyi top oynuyorlar. Werner, Müller, Sané, Hoffman, İlkay Gündoğan, Kimmich, Raum, Rudiger, Süle, Kehrer ve kaleci Neuer. Evet. Yedeklerde de tanıdık kişiler söz konusu. Ve şöyle atmosfere gireceğimiz şekilde güzel görüntülerle. Maçımıza başlayalım. Birazcık seyredelim. Yani futbol oyunlarının nereden nereye geldiğiyle ilgili güzel bir örnek FIFA 2023. Son nokta. Ha, bundan sonrakiler belki daha iyi olacak ama şu ana kadarki geldiği nokta bu yani futbol oyunlarının. Çünkü FIFA 2024 2024 olarak çıkmıyor. FC 24 ismiyle çıkıyor. Çünkü FIFA artık isminin kullanılmasını istemiyor. Anlaşma sona ermiş ve yeniden anlaşma yapmıyor. FC 24 ismiyle çıkan oyunda da sadece kadroların güncelleştiği ve grafik detaylarının aynı olduğu söyleniyor. Ve bu bir eleştiri konusu yapılıyor. Evet, gördüğünüz gibi oyuncular tek tek gerçeksiz surat
ifadeleriyle izleyicilere tanıtılıyor. Soğuk bir hava söz konusu galiba. Kimi oyuncularda eldiven var. Kimi oyuncuların ağzından buhar çıkıyor. Ama gayet güzel gözüken bir sağ olduğunu söyleyelim. Evet, güzel bir atakla başlıyoruz. Şimdi Kanada geldi. Yerden kestim oraya ki. Kaleci çok iyi. Kaleci çok iyi çıktı. Tahmin etti. Evet. Çok fena bir kontrol atak yiyoruz gibi geldi bana. Ama harika müdahale. İlkay aldı şimdi. İlkay acelesi yok. Çekti topu. Güzel yere. Şöyle bir ara pası. Kaleci çok uyanık. Kaleci Radu. Yine topu sahibi. Taç. Evet, dikkat çeken oyuncu Sané diyor. Almanya'da. Doğrudur. Evet, şöyle bir kaleciyi de ısındıralım. Eyvah. Orada iyi bir pas düşündüm ama istediğim gibi olmadı. Araya giriyoruz. Çok güzel. Evet. Evet. Müller. Verdi pası. Sané. 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 İşte gol. İşte gol. Sané. Dakika 11. Tam o Sané'den bahsettiğimiz anda Leroy Sané, bakın çok güzel çektik topu. 15 metre mesafe. Çat. Kalecinin pek de yapacak bir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Evet. Marin ve Romanya tekrar oyuna başlıyor. Umarım maç kötüye gitmez. İyi başladığımız maçı iyi bitiririz. Çok güzel. Çok güzel. Orta çok kötü orta be. Yapma bunu. Yapma bunu. Bomboşta da adam vardı orada. Neyse. Şimdi işte profesyonel zorluk seviyesinde. Oynayan daha yüksek zorlukta da oynar tabii. Şey diyemiyorum ama benim kapasitem bu kadar. Bu pozisyonları harcamamanız gerekiyor. Bunları golle değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü oyunda zaten yeter kadar gol yiyorsunuz. Evet, şimdi uzaklaştırayım gitsin. Top sizin kalenizden ne kadar uzakta olursa gol yeme ihtimaliniz o kadar düşük olur. Onun için topu ileri vurmakta fayda var. Rudiger. Evet, güzel paslaşmalar ama rakipte de pres var. Yani pek çıkamıyorum sanki, böyle şey gibi hissediyorum Türk milli takımında. Hani 9 kişi ileride ama gol atacak kimse olmuyor ya. Evet, çektim topu şimdi. Kehrer, Kehrer. Çekilin oğlum önümden. Penaltı olsun, bir şey olsun. Neyse. Güzel, yerinde müdahale. Sané bıraktı. Oo, pres çok iyi. Şöyle bir orta denedim ama isabetli değil. Çok iyi çıktılar. Pas da iyi. Benden çok hızlı herif. Araya giriyor. Aferin. Aferin. Evet, koştu. İyi koştu. Gördüm onu. Müller. Ayak içiyle de 90'a bırakayım dedim ama tekrar izliyoruz ayak içi. Kasıtlı bir vuruş. Üstten dışarı.
Harika. Hayda. Merhaba, Aksaklık için Bakan Yardımcısı özür Bekir. diliyorum. Evet, boşa kaçtı gördüm ama Rubinca hemen araya Sporting girdiler. defended well. Dejan Kaleciye Here's Neuer. döndüm. Well, half time coming Evet, up shortly. Pires Our var. side on top. Stuart, interested to get your critique. Well, I think they've been the better side Bizde de since the tabii start. They önde defended well olmanın throughout the vermiş quarter olduğu and they've committed to rahatlıkla bir midfield. It's been a top solid performance çevirme. so far. Savunmada top Spraying çevirme passes olayı around, var. almost waiting for the opposition to make a mistake. Well, the attack looks promising, but Ah timely defending be. when it mattered. Zamanında pas vereceksiniz. Her zaman. Potential danger. Yine araya giriyoruz. Topu fazla ayakta tutmanın hiçbir anlamı yok. Güzel. Çok güzel yere. Sané. Sané. Çeker topu. Çekti. Evet, top kontrolü gene. Kimmich verdi. İlkay'a. İlkay. O da oraya. Hoffman. Hadi araya. Ya, olmadı. Harika, harika. Güzel savunma örneği. Çok iyi geldiler ya. İnanılır gibi değil. Evet. İlk yarı 1-0. Underway once more. Germany with the lead, but this game far from being done and dusted. Güzel yere. Müller adamımdır ha. Adamımdır iyi vurur. Harika vurdu be. Helal olsun. Evet, şimdi kalecinin etrafında bile ceza sahası çizgisine koş. Öyle yaptık bakalım ne olacak. Gene kısa düştü. Haydi. Lüzumsuz bir top kaybı. Kontrol edene kadar bizimki. Güzel. Kontrol hata önledik. I thought he had a really effective first half. Not only did he get the goal that gave them the lead, Evet, hiç he pres bile yapmıyorum. Onlar orada isterlerse topu eve götürsünler. Hiç umurumda değil. Offside. Offside. Yani topa sahip olmak bir şey değil yani. Meziyet değil. Dediğim gibi isterse de alsın topu eve götürsün. Önemli olan gidip golü atmak. Evet. O ver kartı ver. Ver kartı. Avantaja bıraktı bayan hakem ama ben devam etmek istemedim ve sarıyı yedi. Evet, buradan kareye şut çekilmez. Şöyle aşırtma tarzında. Kaybettik topu. Evet. Kuşa bir adam kaçtı orada ama harika. Harika müdahale. Bir de bir kontra atak şansı. Bıraktım. At bunu oğlum. İşte bu. İşte bu. Seyircilere koşuyorum. Evet, Müller'in golünü tekrar izleyelim. Burada tabii şu pas çok değerli. İyice kalenin dibine girip de çat diye sert bir şut. 90'dan örümcek ağlarını alıyoruz.
Ve gene farkı ikiledik. Dakika 60. Rahatız. Koşmayın oğlum, koşmayın. Aa, çok güzel. Yerinde müdahale. Çek topu. Güzel. Evet, faul vardı. Avantaja bıraktı. Devam ettik biz de. Eh, biraz zayıf oldu şut. Olsun. Çünkü sağ ayakla çektim. Solak diye hatırlıyorum o. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım bir simülasyon oyununda. Sağ ayaksa sağ ayak, sol ayaksa sol ayak. Tam şut çekmeye müsait hale getirmeniz lazım bir de yani. Hani baskı varsa, orada pres varsa adamınıza karşı. Evet, cılız bir pozisyon. Dediğim gibi baskı varsa, pres varsa çok iyi bir şut çıkartamazsınız. Dünyanın en iyi oyuncusuyla bile oynasanız. Bu arada o iyi geçti. Bravo. Evet. İyi geldik orada. Bir orta. Kafayı vur. Aa, altı pastan dışarı. Hiç yakışmadı hiç. Evet. 72 olmuş dakika. Yavaş yavaş oyuncu değişiklikleri. Taze kanlar oyuna dahil olsun. Koşmayın oğlum. Bırakın gelsin. Ha, bu kadar. Olacağı o. Evet. Şimdi o faul yok mu? Adam yerde. Tamam. Sakin. Bakın sağda aşıma izleri kalıyor. Çok iyi bir görsel oluşturuyor bu. Harika düşünülmüş gerçekten. Hadi Kimi. Vurursun. İyi de vurursun. Üçüncü gol. 90'a. Yine ağları aldık oradan. Örümcek ağlarını. Tekrar izleyelim. Bakın. Boşu gördün mü daldım araya ve enfes bir vuruş. Kaleciye'nin hiç yapacak bir şey yok. Bu arada oyuncu değişikliği hakkımı gene kullanıyorum. Enfes bir gol oldu gerçekten. Offside. Kaleci. Aferin be. Neuer harika aldı topu. Şimdi zaman geçireceğim. Çok iyi. Yetişir miyim? Yetişemedim. Oho. Birden bir pozisyon oldu bana. İçeri girdi. Ver aşağıya. Ah. Ah, ah. İstediğimi yapamadım. Top önünde. Bek. Aa, faul yok mu hoca? Yeter ya. Satılmış mısın nesin? Aldık topu. Çok önemli pozisyon gene. Müller. Kaleci. Vur kafayı oğlum. Çizgiden çıkardılar, ballılar. Ve evet, bu da bitti. 3-0'lık net bir galibiyet. Çok da güzel maç oldu. Böyle maç gibi maç oldu gerçekten. Diyelim ve yavaş yavaş videonun sonuna doğru gelelim. Arkadaşlar biraz kanala abone
sayımızı artırmamız lazım. Lütfen kanala abone olalım. Videoları beğenelim. Yorum yapalım. Biraz daha interaktif olalım. Ben de bunu sizden rica ediyorum. Maçı sonlandır diyelim. Ve herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Zannedersem şuradan bitireceğim.